Biz bu doğru politikanın ürünlerini sadece kendimiz görmedik. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olduğu Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İl başkanlığımızın bu davetine bütün Kahramanmaraş'ımızdaki siz kıymetli temsilcilerimizin icabet edip buraya kadar gelmiş olmaları, bunu ben çok değerli, çok anlamlı ve şehrimizin geleceği adına da çok kıymetli buluyorum. 12 Şubat ilçesindeki Expo alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Kirişçi, Türkiye'nin dünyaya son yıllarda yaşanan COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremlere rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bildiğiniz gibi 2019 yılının sonunda, 2020 yılının başında önce bir COVID-19 denilen pandemiyle dünyadaki üretim ve tedarik zincirleri alt üst oldu. Ve adeta virüs aslında bilinmeyen bir şey değil. Özellikle bizim bilim insanlarımız virüsü bilir. Ama öyle bir virüstü ki bilinen bir ailenin bilinmeyen bir bireyiydi. Ve dünya bir anda panikledi. Buna ilişkin çözümler üretilmeye, acil bir takım çözümler üretilmeye çalışıldı. Ve aşı konusu gündeme geldi. Aşıyla bir nefes aldık. Artık maskelerimizi bıraktık. Bir normalleşme sürecine gireceğiz derken bu kez Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Ve bir kez daha bütün yaptığımız hesaplar alt üst oldu. Ve bu yapmış olduğumuz hesapların alt üst olmasıyla birlikte bu bahsettiğim alt üst olma sadece ülke olarak bizim değil, bütün dünyanın hesapları alt üst oldu. Ama bunu en az hasarla geçiren ülke oldu. Neden en az hasarla geçiren ülke oldu? Çünkü pandemi döneminde bu ülkenin üreten insanları, tarladaki çiftçisi, fabrikadaki işçisi ve iş yerindeki esnafı, caddede ve sokakta yürüyen her bir birey, kamudaki, özel sektördeki istihdam edilen kardeşlerimiz kendilerinden beklenileni ziyadesiyle vermeye pandemiye rağmen ve sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşına rağmen vermeye devam ediyor.